Merhaba arkadaşlar. Supara deneme serisinin TYT 4. denemesini çözeceğim. Hepinize başarılar dileyerek başlıyorum. Evet, ilk sorumuzda basit kimyasal yollar ile daha başka maddelere ayrışamayan saf maddelere ne ad verilir diye sorulmuş. Hatırlayın bir arkadaşlar, biz maddeyi saf madde ve saf olmayan madde diye iki gruba ayırıyorduk. Saf maddeler kimlerdi? Elementler ve bileşiklerdi, değil mi? Saf olmayan maddeler ise kimlerdi? Karışımlardı. Yani üç çeşit madde var: element, bileşik ve karışım. İşte bu maddelerden en basit olanı, daha başka maddelere ayrıştırılamayan olanı nedir? Elementtir diyoruz. Yani buradan şöyle bir anlam çıkarılmamalı. Element parçalanamaz, ayrıştırılamaz anlamı çıkarılmamalı. Bu üç çeşit maddeden en basit olup daha başka maddeye ayrışamayan madde kimdir? Elementtir diyoruz. Evet. Diğer sorumuz, bazı 1A ve 2A grubu elementlerinin bir kısmı periyodik sistemdeki yerlerine göre burada belirtilmiş arkadaşlar. Buna göre ifadelerinden hangileri buradaki elementlerin tamamı için doğrudur diye sorulmuş. Bakalım ya arkadaşlar, bileşiklerinde pozitif değerli kalmak. Bakalım, bir A grubundaki H'ın bir hidrojenin bir ametal olduğunu bilmeli miyiz? Peki hidrojen bileşiklerinde hem artı bir hem de eksi bir yükünü alabilir miydi? Ya o zaman hidrojenin artı yük alma durumu söz konusu. Diğerleri de zaten 2A'dakiler de dahil metal olduğundan dolayı metaller de hep pozitif değerlik alır, bunu biliyoruz. O zaman bileşiklerinde pozitif değerlik almak hepsi için nedir? Doğrudur. Oda koşullarında katı halde olmak. Hidrojenin biz ametal olup doğada H2 şeklinde ve gaz şeklinde olduğunu biliyoruz, değil mi? O zaman bu ifade nedir? Hepsi için doğru değildir. Isı ve elektriği iyi iletmek. Metaller ne yapardı? Elektriği iyi iletirdi. Fakat ametaller, hidrojen ne yapmaz? Elektriği iletemez, değil mi? Yalnız bir olmuş oldu. Evet, diğer sorumuza baktık. Fosfor, azot ve hidrojen elementlerinden oluşan NH3 ve PClH bileşiklerinin molekülleri ve atomları arasındaki bazı etkileşimler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre bu maddelerin etkileşimlerinin kuvvetlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada bir numaralı etkileşim NH3 ile PClH molekülleri arasındaki etkileşim. İki numaralı etkileşim NH3 ile diğer bir NH3 molekülleri arasındaki etkileşim. Bakın, 1 ve 2 nedir? Moleküller arası etkileşim. Ve 3 ise NH3 molekülündeki azot ve hidrojen atomları arasındaki etkileşimdir. Değil mi? Bilmeliyiz ki atomlar arası etkileşimler moleküller arası etkileşimlerden her zaman nedir? Daha güçlüdür, değil mi? O zaman 3 en büyüktür. Peki 2 ile 1'i kıyaslarsak? NH3 ve PClH, ikisi de gördüğünüz gibi molekül şeklinden de anlayabiliriz. Bağlı atomlar ne olmuş? Bir tarafa doğru yığılmış, değil mi? Gördünüz mü? Bu bir tarafa doğru yığılmadan anlıyoruz ki bu molekül nedir? Polardır, değil mi? O zaman bu molekülümüz de nedir? Polardır. Polar moleküller arasında ne vardı? Dipol dipol etkileşimi var mıydı? O zaman 1 ve 2 numaralı etkileşimlere biz dipol dipol diyebilir miyiz? Evet deriz, değil mi? Ama bunun haricinde bakın, NH3 neydi? Hidrojenin fon elementleriyle oluşturduğu bir bileşikti, değil mi? Yani ne vardı burada? Hidrojen bağı vardı ve hidrojen bağı da dipol dipol bağından nedir arkadaşlar? Daha güçlüdür, değil mi? O zaman 2 numarada etkin olan etkileşim nedir? Hidrojen bağıdır diyoruz. O zaman bu durumda 3 en güçlüdür dedik. Hidrojen bağı dipol dipolden güçlü. Cevabımız ne oldu bu durumda? E olmuş oldu. Evet, gazların davranışını etkileyen önemli özelliklerden biri de sıcaklıktır. Buna göre gazların sıcaklığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Sıcaklık termometre ile mi ölçülürdü? Evet, bunu biliyor olmamız lazım. Ölçülen sıcaklık değeri Celsius ise Kelvin cinsine çevirmek için verilen Celsius değerinden 273 sayısı çıkarılmalıdır. Bu doğru mu arkadaşlar? Hayır, değil. Bizim Celsius'u Kelvin'e çevirebilmemiz için 273 ile ne yapmamız gerekiyordu? Toplamamız gerekiyordu, değil mi? Kelvin sıcaklığına dönüştürebilmemiz için. O zaman bu ifade nedir diyoruz? Yanlıştır diyoruz, değil mi? Cevabımız B oldu. Diğer şıklara da bakalım. Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Evet, biz kinetik enerjinin sadece sıcaklığa bağlı olduğunu ve sıcaklıkla, mutlak sıcaklıkla tabii. Mutlak sıcaklıktan kastımız ne? Kelvin sıcaklık, değil mi? Kelvin sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu bilmeliyiz.
O zaman sıcaklık arttıkça kinetik enerji de ne olur? Tabii ki artar. Peki kinetik arttıkça hız ne olur? Artar, değil mi arkadaşlar? Doğru. Aynı sıcaklıksa eğer, o zaman gazların kim olduğunun bir önemi yok. Ortalama kinetik enerjileri ne olur? Aynı olur. Çünkü kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıdır diyoruz, değil mi arkadaşlar? Evet. Gönülden Kimya kanalındayız arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet, sabun ve deterjan günümüzde kullanılan en yaygın temizlik malzemeleridir. Sabun ve deterjanla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Evet, her ikisi de tuz yapısındadır demiş. Bakalım arkadaşlar, sabun ve deterjanın oluşumunu hatırlayalım. Sabun ve deterjanlar yağ asitlerinin, bakın yağ asitlerinin diyorum, asidik özellik gösteren değil mi bir madde? Yağ asitlerinin bazlarla olan etkileşiminden oluşan maddeler miydi sabun ve deterjanlar? Ha, bu sırada ne oluşur tabii ki? Su oluşur. Evet. İşte sabun ve deterjan bu durumda nedir arkadaşlar? Asitle bazın tepkimesinden oluştuğu için bir çeşit tuzdur diyebilir miyiz? O zaman her ikisi de tuz yapısındadır ifadesi nedir? Doğrudur diyoruz. Anorganik kirler sabun veya deterjan olmadan yüzeyden uzaklaştırılamaz demiş. Yanlış arkadaşlar. Anorganik kir derken mesela toprak bir anorganik kirdir. İşte toprakla kirlenmiş bir yüzeyi biz sabun ve deterjan olmadan sadece su kullanarak temizleyemez miyiz? Evet, temizleyebiliriz değil mi? Ama organik kir olan yağları temizleyebilmemiz için mutlaka sabun ya da deterjan kullanmamız gerekir değil mi? Evet. Devam ediyorum. Deterjan petrol türevlerinden elde edildiği için doğada kolaylıkla parçalanamaz. Evet, sabun değil ama arkadaşlar deterjanların yapısına petrolden elde edilmiş değil mi? Maddeler de ilave edilmiş olduğundan dolayı çevreyi kirletici etkileri vardır. Doğada kolaylıkla parçalanamazlar diyoruz. Evet, cevabımız C olmuş oldu. Evet, günlük hayatımızdaki bazı asitler formülleri ve bulunduğu yerler aşağıda verilmiştir. Bu asitlerden hangisinin bulunduğu yer yanlış olarak verilmiştir demiş arkadaşlar. Bakalım. Hidroklorik asit ya da diğer bir adıyla tuz ruhu değil mi? HCl formülüyle gösterilen asit nerede bulunurdu? Mide öz suyunda bulunurdu değil mi? Doğru. Fosforik asit H3PO4 çamaşır suyunda mı bulunurdu? Arkadaşlar asit diyoruz, çamaşır suyu diyoruz. Çamaşır suyunun baz olduğunu bilmemiz lazım. E bazsa işin içinde asidin ne işi var diye düşünürsek buradan da yanlış olduğunu düşünürüz. Ve fosforik asidin de arkadaşlar kolanın yapısında bulunduğunu bilmemiz lazım. Sitrik asidin limon, portakal, mandalina gibi değil mi turunçgillerin yapısında olduğunu biliyoruz. Asetik asit deyince aklımıza ne geliyor? Sirke asidi geliyor değil mi? Sirkenin yapısında bulunur. Evet. Karbonik asit de gazozun, sodanın içerisinde bulunan bir asittir diyoruz. Evet, bu durumda cevabımız ne oldu? Fosforik asit oldu. Evet. NaCl kristali ve saf suya atıldığında çözelti ortamında taneciklerin görünümü aşağıda verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur denmiş arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Bakın bize görsel verilmiş. Görseli inceleyelim. NaCl kristali Na ve Cl iyonlarından oluşur mu? Na iyonunu küçük, C iyonunu ise Cl iyonunu ise büyük top modeliyle göstermiş. Biz buna top model gösterimi diyoruz arkadaşlar. H2O ise bakın arkadaşlar bir büyük top, iki de küçük toptan. Bakın formülden çıkarabiliriz. O büyük top kim aslında? Oksijen değil mi? Yani oksijenin eksi yüklü olduğunu, hidrojenin artı yüklü olduğunu bilmemiz lazım suyun yapısındaki. Yani bakın burada ne olmuş peki? Artı yüklü olan sodyum iyonunun etrafını suyun hangi tarafı, bakın büyük top yani eksi tarafı arkadaşlar çevrelemiş değil mi? Ha, buradaki büyük top klor iyonunun etrafını ise bakın kim? Artı yüklü olan hidrojenlerin olduğu topların olduğu taraf çevrelemiş değil mi? Yani artının etrafını eksi uçlar, eksinin etrafını ise artı uçlar çerçevelemiş. O zaman çözünme kimyasal değişimle gerçekleşir ifadesi bir kere çözünme nedir? Fizikseldir değil mi? Sodyum klorürün suda çözünmesi olayı nedir? Fiziksel bir olaydır değil mi? Yanlış. Evet, çözünmede etkin olan etkileşim iyon dipol etkileşimidir demiş. Şimdi buradaki Na ve Cl'ler nedir? İyon mudur arkadaşlar? Ha, bunun etrafındaki H2O'nun etrafını saran H2O nedir? Polar bir molekül müdür? Biz polar olan moleküllerde ne vardır diyorduk? Dipol mü vardır diyorduk?
O zaman bu durumda iyonun etrafına dipol sardı mı? Yani burada ne var? İyon dipol etkileşimi var diyoruz, değil mi? Evet, H2 O molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri su ile Na+C ile tanecikleri arasındaki çekim kuvvetinden büyüktür demiş. Su molekülleri arasındaki çekim kuvveti daha büyük olsaydı arkadaşlar nasıl Na ve Cl iyonlarının etrafını sarardı, değil mi? Bu ifade ne olurdu? Yanlış olmuş olur, değil mi? Evet. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer denemede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.